Seram. Şimdi de onları başlayalım. Başkasınız. Ülkemizin dört bir yanından gelen saygıdeğer kurucularımız, hocalarımız ve bugünün yıldızı siz gençlerimiz. Hepiniz Mektebim Zirvedekiler 2024'e hoş geldiniz. Dünya girişimcilik yarışmasında Türkiye finalisti olmuştum. Onun için benim girişimci köyküm biraz üzerinde düşüncelerinizi paylaşmak, soru cevap da yapmak isterdim. Ben de gidip alayım, ben de satayım. Toptanesi benim dedi. Allah Allah. 5 lirası size aldığı alacakları. Hayata geçirecekleri fikirlerini finanse etmek. Para çok, okula gitmek imkanım yok. Hani gidiyorum ama yalvar yakar, öğretmenlere yalvararak işte hastayla. Katlayabilir, böyle bir kötü bir ihtimal var. Biz de bu ihtimali yenmek için tam asıl istediğimiz şekilde çizimini yaptık. İşte iki tane prototip hazırladım yayın içinde. Sağ olsun okulum da çok yardımcı oldu benim için bu konuda. Teşekkür ederim. Gerçekten harika. İçinde bir metal var, onu tıklattığınız zaman bir anda katı hale dönüşüyor ve sımsıcak oluyor. Şu anda sımsıcak ve bunu karın bölgesinde bahsettiğimiz korseyle birlikte kullanarak rahatlatmak istiyoruz kullanıcıyı. Evet. Herkese merhaba, ben Reyhan. Kocaeli'den geliyorum bildiğiniz gibi. Benim projem kişiselleştirilmiş okul üniformaları. Okullardaki demode ve sıkıcı okul üniformalarını kişiselleştirme fikri aslında okulumuzdan çıktı diyeyim. Geçirmek için biz de var gücümüzle çalışacağız. Basit iyidir diye bir tabir vardır. Böyle ne kadar bir fikir çabuk kullanılabilecekse o kadar kolay kullanışlı oluyor. Çok fikir keyifli oluyor. Mottosundan biraz hareket ettik. Ve kişiselleştirilmiş üniformayı karar verdik. Ödülünü vermek üzere. Ödülünü kullanılacak. Benim projem kişiselleşmiş okul üniformalarıydı. Okullardaki demode ve sıkıcı okul üniformalarını kişiselleşme fikri aslında buradan çıktı. Okul üniformalarının kendimize özel olmasını istedim. Hiç aslında birinciliği beklemiyordum, ikinci olmayı düşünüyordum fakat birinci olmuşum. Girişimciliği çok önemsiyoruz. Ülkemizin kurtuluşu bence bir eğitimden bir de girişimcilikten geçiyor. Şu anda dünyada gelişmiş ülke olarak sayacağımız ülkelerin bazı markalarına baktığımız zaman o markaları, marka değerleri bile neredeyse bizim ülkemizin gayri safi milli hasılası kadar bir değere sahip. Yani bizim gerçekten çok girişimci nesiller yetiştirmemiz de gerekiyor. Bu çerçevede bizler Mektebim ailesi olarak uzun yıllardır lise çağındaki öğrencilerimize Emlit adı altında bir girişimcilik programı uyguluyoruz. Yani biz lise çağlarında girişimcilik derslerini vererek onları girişimciliğe teşvik etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte alanında başarı hikayesi olan birçok insanla birlikte de çocuklarımızı bir araya getirip onların yaşadığı tecrübeleri, başarı ve başarısızlık hikayelerini onların ağzından dinliyoruz. Tabii bugün hem bu şekilde misafirlerimiz olacak, kendi başarı hikayelerini anlatacaklar. İşte Pınar Eczacıbaşı gibi, Davut Doğan gibi, Doğutaş Kerem Ekmobilya'nın sahibi, yani Durmuş Döven gibi, Reysaş Holding'in sahibi gibi birçok iş insanımız kendi başarı hikayelerini anlatacaklar. Bununla birlikte bir de bir fikri mi var programını yapacağız burada. Çocuklarımızdan bir girişimcilik yarışması yaptık. Bir fikriniz mi var söyleyin bakalım dedik. Herkes güzel fikirlerini hazırladılar. Geçtiğimiz ay onları bir finale aldık, eledik. Bugün de sona kalan öğrencilerimiz, finale kalan öğrencilerimiz kendi fikirlerini bizlerle paylaşacaklar. Ve birinci olana da 1 milyon TL'lik bir yatırım desteği sözü verilecek. Ve çocuklarımız aslında burada amacımız küçük yaşlardan itibaren dertlenmelerini, bir şeyler üretme çabasına girmelerini ve girişimci olmalarını sağlamak ve bunu aşılamak.
mektebim, kolejim şu anki amacı bu. Bugün inanılmaz heyecanlıyız. Çünkü tüm yıl boyunca mektebim kolejlerinde birçok girişimcilik etkinlikleri yaptık. 26 ilde 150 etkinliğe imza attık ve aslında bugün zirvedekiler programı bir nevi bir Oscar töreni gibi olacak. Çocuklarımız ödüllendirilecek. İşte en çok aktivite yapan il, en çok üyesi olan il, en çok bağış toplayan il gibi o 150 etkinlik içerisinde bir nevi zirvedekilerin ödülleri olacak. Onun dışında da bugün tabii çok değerli duayen konuşmacılarımız geldi. Pınar Eczacıbaşı, Durmuş Döven, Davut Doğan gibi. Onlar da aslında bugün gençlerimizi bir nevi teşvik etmek, motive etmek için buradalar. Bir diğer önemli şey de bizim Bir Fikrim Mi Var yarışmamızın, gençler yarışmamızın da finali burada olacak. 351 başvuru gelmişti, onu 24'e indirdik. Şimdi 7'ye indirdik ve o 7 finalist bu etkinliğin sonunda jüri karşısında sahne alacak. Biraz önce saydım o duayen isimlerin karşısında. Ve birinciye 1 milyon TL'ye varan ödüller vereceğiz. Ve aslında bir nevi bu gün, yani 1-2 saat sonra bir lise öğrencisi kendi işinin patronu olacak. Bu arada lise öğrencisi de olmayabilir çünkü 6 yaşında girişimciler de var içeride. Yani finale kalanlar 6 ile 16 yaş arası çocuklar. O yüzden inanılmaz heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz bakalım kim şampiyon olacak. Mektebim okullarının yapmış olduğu bir farklı bir proje bunlar. Yani gençler arasında da girişimciliği özendirmek için yapılan bu çalışmalar ve bugün de onları motive etmek için bir ödül töreni var. Onun öncesinde de biz iş dünyası kurulu olarak okulun burada gençlere kendi girişimcilik öykülerimizi paylaşacağız. Yani onlarla sohbet edip böyle bir çalışma içerisindeyiz. Umarım bir katkısı olur. Onları da motive etmiş oluruz. Benim için son derece önemli ve hakikaten kendimi iyi hissettiğim bir ortam burası ve öyle bir gün. Evet, onlar kendi aralarında yarışıyorlar. Ancak biz de zaten asıl amacımız çocuklarımıza bu girişimci ruhu, girişimciliği aşılamak, onların yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmak, oradan çıkacak önemli fikirlerin hayata geçmesine ve bu konuda gerçekten böyle kuvvetli ve yılmadan yollarına devam etmelerine, onları motive etmeye yönelik bir takım mesajlar vermeye çalışacağız. Çünkü takdir edersiniz ya, benim hem bir iş hayatım oldu hem de bir sivil toplum kuruluşlarının başkanlığı döneminde zaten böyle işler yapıyorduk ama asıl burada önemli benim için de yeni olan lise öğrencilerine kadar inmiş olması. Biz genelde üniversite öğrencileri ve daha çalışma hayatına yeni atılmış gençlerle çalışıyorduk. Bugün onun da böyle bir güzel ayrıcalığı oldu.